Canlı yayına hoş geldiniz. Umuyorum keyifler yerindedir. Bu akşam evimiz için önemli çünkü Ethereum ETF'lerinin Türkiye saatiyle saat 23 gibi bize yansıması bekleniyor. O zamana kadar da en büyük kripto paralardan olan Ethereum güzel seyrediyor. Bir 4000 doları denedi. 4000 doların üzerine alıcısız çıkamadı. Çünkü zaten haber gelmedi. Haberin de hani haberi alsat da bir yere kadar onu götürecekti. Ama genel olarak Ethereum'la bağlantılı olan Arbitrum gibi birkaç tane proje daha yukarıya doğru çıktılar, sonra kafalarına yediler. Bugün saat 11'de er geç ben Reels'larda da söylüyorum, bu sefer kabul olması bile önümüzdeki aylarda mutlaka kabul olacak. Çünkü iş şuna döndü. Amerika'nın seçimlerinde Trump'la Biden arasında çekişmeli bir yarış var. Tamam, onu anladık ama Cumhuriyetçilerle Demokratların kriptoya bakış açıları son derece farklı. Ve özellikle Trump'ın bağış kampanyalarında kripto para desteği alacağım demesiyle beraber işler biraz daha değişti. Çünkü çok uzunca bir süredir iddialar Trump'ın Ethereum yatırımcısı olduğu yönünde. Ethereum son güncellemesinden sonra gayet güzel çalışıyor ve çok fazla ağında, bir Solana kadar fazla ağında meme coinlere bulamıyor ama sonuç olarak da genelde Ethereum'un gidişatı iyi gidiyor. Tabii ki de Bitcoin'in genel gidişatına baktığımız zaman, yani bir Bitcoin ETF'leri onaylandıktan sonraki çıkışıyla Ethereum'un ilerlemesi arasında fark var. Çünkü bir Ethereum ETF'i yoktu. Bundan sonrası beklentim de ya Doge üzerinden ya Solana üzerinden 3. ETF'lerinde çok yakın bir zamanda hayatımıza girecek olması. O yüzden kripto tarafında bugün saat 11'de gelecek olan veri önemli ama kriptonun artık önü açıldı. Şimdi FED tutanakları açıklandı çarşamba akşamı bizim saatimize 21'de ve FED tutanaklarında, bu unutmayın ki bir önceki FED tutanağı, FED tutanaklarında işte bu rahatsız edici enflasyon benim notlarıma girdi diye bir açıklaması var FED tutanaklarının. Ama sonrasında Amerika'nın enflasyonu 3,5'ten 3,4'e geriledi. Üretici enflasyonu iyi oldu. Yani iyi bir senaryoda çıktı. Şimdi oradaki geçiş dönemindeyiz. Bir sonraki FED tutanakları piyasaya daha olumlu yansıyacak. FED tutanaklarının bir önceki enflasyonu baz alarak artışlardan, işte iş piyasasında yeterince rahatlamamışsan vesaire, böyle her zaman altın çizikleri nedenlerden dolayı altını baskı altına aldı. Altın ve gümüş özellikle İran'da, hani işte Cumhurbaşkanı'nın ve dışişlerini taşıyan helikopterin düşürülmesi değil, sonuç olarak da daha içeriden olan olaylardan dolayı indirilmesi, önce bir acaba ülkeler nezdinde mi yapıldı diye bir endişe yarattığı için altına ve gümüşe yansımıştı. Gümüş tarafı birazcık daha hareketlenebilir çünkü hem faizler indiriliyor ve bir düşüş, enflasyonda düşüş trendi artık ülkelerde başladı. Bu da sanayinin hareketlenmesi, ticaretin hareketlenmesini göstereceği için gümüşe birazcık da altına oranla yansır. Altın savaş gibi sıkıntılarda daha çok ileri gider. Gümüş birazcık daha işler normale dönüyor, ticaret, hacim, volüm artacak denildiğinde de artacağı için gümüşe en azından birazcık daha mantıklı olacakmış gibi gözüküyor. Durum böyle olunca şimdi MTR rallisi başlayacak ama Haziran ayındaki Amerika'nın Merkez Bankası'nın faiz indirim kararı da artık masadan kalkmış gibi gözüküyor. En yakın Temmuz'da göreceğiz. O nedenle bir buçuk ay daha sürümcemi de kalacakmış gibi görünüyor. İçeriye geldiğimizde ne vardı bugün? İçeride Merkez Bankası'nın kararı vardı. Faiz kararı sabit kaldı. Piyasa 250 bas puanlık bir artış bile yapmış olsaydınız gerçekten 27-28 liralara inebilirdi ama göze alınamadı. Çok ciddi bir rezerv toplama var. Bundan 2 hafta önce 11 milyar dolarlık bir rezerv toplama gerçekleşmişti. Mehmet Şimşek bugün sabahleyin Arap zirvesinde konuştu ve Arap zirvesinde işte biz memnunuz, sıkılaştırıcı projelerimiz, piyasamız devam edecek ama daha diğer ülkelerde olduğu gibi enflasyonun düşüşüne çok gelmedik demeye çalıştı. Rezerv topladıklarını da altını çizdi. Mehmet Şimşek şu anda mantıklı açıklamalar yapıyor. Piyasada da sıkılaşma önlemleri devam ediyor. Birincisi neler oldu? IBAN'la ilgili bir son dakika olarak göreceksiniz. Bunu Reels'ında ayrıca çekeceğim. Eğer bir esnaf sizden IBAN'la ödeme isterse ve sizi IBAN'a yönlendirirse, fatura kesmezse, o zaman ihbar edebileceksiniz WhatsApp üzerinden Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ve %10 oranında da bir tazminat talep edebiliyorsunuz. Çünkü IBAN kiralama, başkalarının adına IBAN
kullanma, gerek kiralara ödemeleri, iş yeri kiralarını, çalışan ödemelerini lütfen bir açıklama yapmayın diye yönlendirmeler artık bitti. Aynı zamanda %10 bandına, KDV'de %10 bandına girip %1 KDV'li fatura kesen 2800 işletmenin de üzerine gidildi. O nedenle vergiler çok önemli. Vergiler ve o 2.7 trilyon lira açık verecek olan bütçenin doldurulması çok önemli. Aynı zamanda vergilerinizi geç ödediğinizde de %24'lük bir faiz oranıyla karşılaşıyorsunuz. %24 365'e böldüğünüzde size ne kadar yansıyacağını göreceksiniz. Taşıt kredilerini kıstılar. Sadece %22'sini alabiliyorsunuz. O da şanslıysanız. Normalde %10'unun üzerine çıkarken zorlanıyorsunuz. Evlerde sıkıntılar var. Dolar bazında baktığımız zaman gayrimenkul fiyatları, gayrimenkul değerlemesinde %20 oranında bir geri çekilme var. Ve biz dolar %20 arttığında bizim harcadığımız para, pul, haberleşme, üretim gibi şeyler %20 artmıyor. Maksimum %80 artıyor. O nedenle esnafın burada zam yapma sıkıntısı da öne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir tane cumhurbaşkanlığı kararı var. Savaş ve seferberliği artık Bakanlar Kurulu'ndan aldı ve kendisi ilan edebilecek. Bunun, yani Bakanlar Kurulu'nun çok bir yaptırımı falan yoktu ama tek bir kişiye bağlanması ne kadar doğru orasını bilmiyoruz. İran tarafında ki bu İran Cumhurbaşkanı'nın ve Dışişleri Bakanlığı'nın patlamasıyla beraber Cumhurbaşkanı önemli bir açıklama yapmıştı eğer İsrail'se vesaire diye. Görülen o ki Şahin kanadının böyle bir ya da ne diyeyim içeriden bir hesaplaşma olduğu ortaya çıkınca piyasa hemen Bitcoin'e dahil olmak üzere bunu çok güzel fiyatladı. 66 bin dolardan 70 bin dolara giden bir Bitcoin gördük. 71.700'ü zorladı ama tutunamadı. Alıcıya ihtiyaç var. Şimdi yeni projelerde genelde şöyle yapılıyor veya yeni bir döngüye para girmesi için şöyle yapıyorlar. Önce arttırıyorlar. Herkes FOMO'lanıyor. Allah'ım kaçırıyorum. Boğa başladı vesaire diye. Sonra düşürüyorlar. Sonra o yukarıdan girenler diyorlar püh girdim ağzım yandı dilim yandı falan diyorlar. Ondan sonrasında sonra tekrar çıkartıyorlar. Bu sefer daha yüksekten giriyor ve içeride kalıyor. Böyle bir döngüyle para çekilmeye çalışıyor ve çok ciddi bir para giriyor. Ethereum dominansı artıyor. Bütün indikatörler, bütün her şey boğanın artık başlayacağını, kriptonun önünün açıldığını söylüyor. Ama Bitcoin'in dominansının düşmesi gerekiyor. Borsalarda, Amerikan borsalarında güzel bir hareket var. Nvidia bütçesi iyi geldi, bilançosu iyi geldi ama yapay zeka coinlerine yansımadı. O yüzden birazcık altcoinler ezikleniyor. Şu anda Ethereum'un tamamı devamı aşamasında olduğumuz için önce Ethereum tamamlayacak, oradan altcoinleri yürütecek. Başka aklımda IBAN güncellemesi var. Merkez Bankası faiz kararı var. Oyuna gelmeyin diye önerdim. Faizlerinizi, vergilerinizi zamanında ödeyin. 9 tane şeye çok fazla harcıyoruz demiş hatırlarsanız. Gecikme faizi, banka faizleri ve banka işlem ücretleri. Bir de yeni nesil kahvelere ve dışarıda yemeye çok fazla harcıyoruz. O nedenle artık dışarıda yediklerimize, içtiklerimize biraz dikkat etmemiz lazım. Fiyatlamalar konusunda işgüzar esnaf, fazla hizmet bedeli koyan esnaf, aynı zamanda şimdi %10'un üzerinde hizmet bedeli yazan restoranlar falan da türemiş. Onları da aynı şekilde şikayet edebiliyorsunuz. Ciddi bir sıkışma var. Ama dediğim gibi bugün 11'den sonrasında ben yani kabul olacağına dair yani bir veya iki tanesinin belki kabul olabilir ama ben daha böyle bu sürecin uzayacağını düşünen taraftayım. Yine de Ethereum bekletiyorum. Ama artık er ya da geç her şey kriptonun lehine döneceği için çok fazla bir sıkıntım yok. Onun haricinde de zaten düşme konusunda şu anda 68 bin dolarlarda seyrediyor. 66.700, 67 binlerin altları, 67.600'ün altı belki biraz tehlike arz eder ama ben artık bir tehlikenin olduğunu düşünmüyorum. Benim için düşüşler tamamen alım için iyi seviyeler. Dolarla ilgili de biz pazartesi günü kapalı çarşıya gittik. Kapalı çarşı şu anda sizin haber sitelerinde gördüğünüzden çok daha uyguna dolar alıp satılıyor. Büyük ihtimalle Eylül'e Ekim'e kadar bunu bankacılar da doğruluyorlar. Herhangi bir dolarda hareket beklenmiyor. Seçimden sonra 50'lere çıkacaktı. Neden böyle oldu vesairesi. Bu bir politika değişimi. Çok ciddi bir politika değişimi ve seçimin sonrasında çıkan sonucun tamamen önceki 20 seneden farklı olması burada etkili. Hükümetin iki tane seçeneği var. Birincisi CHP belediyeyle çalışacak. İkincisi AK Parti eğer ki 4 sene sonraki seçimde ya da birkaç sene sonraki seçimde iyi bir şey tekrar AK Parti iktidar olmak istiyorsa ekonomiyi düzeltmek zorunda. O nedenle dolar tarafında şu anda özellikle kendi ülkesinde düşük faiz alan Amerika gibi İngiltere gibi
düşük faiz alan ama burada parası değerli olan sterlin, euro ve dolardan bahsediyorum. Parası değerli olanlar geliyorlar ve TL'ye bozduruyor ve çok yüksek faizler kazanabiliyorlar. İhracatçı tarafı TL kredilerindeki yüksek faizden döviz kredilerine döndüğü için birazcık daha dövize talebin arttığını görüyoruz ama devlet ikisinin arasında kaldı. KKM'yi bozması gerekiyor. O çok ciddi bir borç çıkartıyor ama krediler konusunda da TL tarafına yeterince talep toplayamıyor. Ve bankalar kredi vermedikleri sürece sulanmamış bitkiye benziyorlar. O nedenle bankanın fıtratında kredi verme konusu var. O nedenle onun teşvik edilmesi çok normal. Merkez Bankası da bu nedenle faiz arttırmıyor. Çünkü o zaman tamamen kredi almak, krediye erişim özellikle 70 milyonun çok zor olacak ve 1000 kişiye güvenerek de bir kredibilite, bir fizibilite bankalar için son derece tutarsız çıkacak. O nedenle dolar tarafında hem dövizden gelen şeyler var, yabancıların girdikleri var. Faizi yüksek diye TL'ye parasını getirip birazcık mevduatta çalıştırıp paramı arttırayım diyen var. O nedenle dolar Eylül-Ekim'e kadar yerinde sayacakmış gibi gözüküyor. O nedenle ben bunu fırsat maliyeti için söylüyorum. Farklı şeylere dağıtabilirsiniz paranızı. Döviz, döviz, döviz diye tutturmak şu anda göreceli olarak mantıklı durmuyor diyerek noktalayayım. Yorum yapmayı, abone olmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın. Görüşmek üzere.